Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Benim adıma Seren deyin. Size evlilik hayatımdan bahsedeyim. Kader mi, kadersizlik mi siz karar verin. Olaylar 13 yıl öncesine dayanıyor. Görücü usulü biriyle tanışmıştım. Ne olduysa kına gecemde oldu. Erkek tarafı gelmişti, kınam yakılacaktı. Benim kınam ve misafirlere dağıtılacak kına ayrıydı. Benim kınamı yaşı büyük diye eşimin teyzesi yaktı. Yalan söylemeye gerek yok, kadını hiç sevmemiştim. Gözüm hiç tutmamıştı yani. Bütün aile yaşı çok büyük olduğu için ona saygı duyuyordu. E tabii ki ben de bir saygısızlık etmiyordum. Sadece sevmemiştim. Bakışlarında hep bir memnuniyetsizlik vardı. İğreniyor gibi bakıyordu insanlara. E tabii herkesin bir yaşı ve duruşu var. Belki öyle bir insan değildir dedim. İlk kez kınada görmüştüm onu. Dikkatimi çeken başka şeyler de olmuştu. Kayınvalidemle bu eşimin teyzesi yani iki kardeş pek fazla yan yana durmuyordu. Biri sağdaysa diğeri sola geçiyordu. Sanki özellikle ayrı kalmak için çaba sarf ediyorlardı. Neyse kınam yapıldı, ertesi günde düğünüm oldu. Benim de paranormal olaylarım ilk günden başlamış oldu. Evliliğimin ilk günü sabaha karşı uyandım. Eşim yanımda yoktu. Saat 5'e geliyordu. Bu saatte nereye gidecekti ki? Banyo yapıyor olabilirdi ama banyodan da ses gelmiyordu. Neyse ben evin içinde odaları gezmeye başladım. Eşime sesleniyordum. Sonra mutfaktan çıkar beni diye bir ses duydum. Mutfağa gittim. Ses dolabın içinden geliyordu. Mutfak dolabının. Eşimin sesiydi bu. İçeriden de dolaba vuruyordu. Çıkar beni buradan. Çabuk çıkar dedim sana. Kocam niye dolaba girsin ki? Girse bile niye çıkamasın? Sanki kilidi mi var dolabın? Neyse belki sıkıştı içeride bir şeyi tamir etmeye çalışıyordu dedim. Dolabın kapağını açtım. İçi bomboştu. Hiç kimse yoktu içinde. Ama sesleri duyduğum, dolabın zorlanmasını gördüm. Dualar okuyarak yatak odama koştum. Eşim yatakta yatıyordu. Hiç uyanmamış gibiydi. Hemen uyandırdım onu. Nereye gitmiştin sen dedim. Uykulu bir halde hiçbir yere gitmemiştim. Uyuyorum işte dedi. Ben de yattım. Uyumak ne mümkün. Gözüme bir gram uyku girmiyor. Aklımdan çıkarmaya çalışıyorum. Belki rüya gördüm diyorum. Ama yok. Ömrümde ilk kez böyle bir şey yaşamıştım. Rüyayla gerçeği ayırt edebilirim. Çok affedersiniz ben duş almadığım için oldu herhalde dedim ve hemen banyoya girdim. Benden sonra da eşim girmişti. Eşim duş alırken ben de kahvaltı hazırlıyordum. Bu evimizdeki ilk kahvaltıydı. Çok özenmiştim, dört dörtlük bir sofra kurmuştum. Eşim duşa girerken gayet iyiydi ama çıktığında çok gergin bir haldeydi. Öfkeli bir şekilde yanıma geldi. Sofraya baktı, sonra boğazımı sıkmaya başladı. ''Sen beni öldürmek mi istiyorsun?'' dedi. ''Ne öldürmesi, niye böyle bir şey isteyeyim?'' dedim. Masadaki domates dolu tabağı alıp bir anda duvara fırlattı. ''Sen beni öldürmek istedin. Domatese alerjim var benim. Nasıl sofraya koyarsın?'' dedi. ''Özür dilerim, bilmiyordum ki. Seni yeni tanıyorum. Bunları nereden bilebilirim?'' dedim. Bir anda sakinleşti. ''Haklısın, haklısın.'' dedi. Sonra da sakince sofraya oturdu. Sanki az önce hiçbir şey yaşanmadı. ''Özür dilerim, seni incittim. Bir anda domatesi görünce beynim döndü işte.'' dedi. Cevap veremedim. Çok üzülmüştüm. Hatta çok kırılmıştım. Boşanmayı bile düşünmüştüm o an. Ne demek domatesten dolayı boğazıma saldırması? O gün kahvaltıdan sonra dışarı çıktık. Bana bir sürü hediye çiçek alıp gönlümü aldı. Birlikte Luna Park'a gittik. Çok eğlendik. Sonra akşam olunca evimize döndük. Bütün gerginliğimiz gitmişti. Yemeğimizi dışarıda yemiştik zaten. Dönünce bir film açtık. Film izlerken ellerimi tutuyordu. Sonra ellerimi öptü ve yine çıldırdı. Bütün yastıkları kendi tarafına almışsın. Bende bel fıtığı var. Hiç mi düşünmüyorsun beni dedi. Hasbinallah. Nereden bileceğim ben senin bel fıtığın olduğunu? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Sabah da böyle kalbimi kırmıştın dedim. Bana ne oluyor anlamıyorum. Çok yorgunum o yüzden galiba. İstersen yatalım. Filme yarın devam edelim dedi. Olur peki dedim. Ben de yorulmuşum zaten. Hemen uykuya daldık ikimiz de. Yine sabaha karşı yatağın altından gelen tak tak seslerine uyandım. Yatağın altına biri girmiş ve çekiçle vuruyor gibiydi. Eşimi uyandırmaya çalışıyordum. Hiçbir şekilde uyanmıyordu.
Kollarını sıktım, yüzüne tokat bile attım uyansın diye. Uyanmamıştı. Sonra yatağın altına ben baktım. Yatak yerden 5-10 santim yüksekteydi. Telefonun flaşını açıp yatağın altına tuttum. Kocaman, simsiyah bir el gördüm orada. Hayvan eli gibiydi. Tırnakları upuzundu. Hatta pençe desek daha doğru olur. O pençeleriyle, elleriyle yatağın altına vuruyordu. Bedeni yoktu. Tek başına bir kol görmüştüm. Ve onu fark edip bağıracağım anda o el gelip benim ağzıma kapandı. Ne yaptıysam bağıramıyordum. Allah demeye çalışırken bir anda uyandım. Eşim de uyanmış bana bakıyordu. Sen kabus mu gördün dedi. Evet, çok kötü bir kabus gördüm dedim. Kabus gibi olmamıştı. Gerçek gibiydi. Sadece olayın sonunda kendimi yatağımda bulmuştum. O el ağzımı sıkmıştı ve sıktığı yerlerde acı vardı. Neyse, o günü de öyle atlatmış olduk. Ertesi gün öğleye doğru eşimin teyzesi aradı. O bahsettiğim kadın, kınamı yakan. Nasılsınız, bir ihtiyacınız var mı gibi sorular sordu. İyiyiz teyzeciğim, bir sıkıntımız yok. Senin bir şeye ihtiyacın var mı dedim. Yok yavrum, siz iyi olun da ben başka bir şey istemem. Ama varsa bir sıkıntın söyle. Ben senin de teyzen sayılırım artık. Bir derdin olur da bana anlatmazsan darılırım dedi. Anlatmadım tabii. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Akşam üstüne doğru da kayınvalidem aradı. O da aynı şeyleri sordu. Ben de bugün İsmet teyzenin aradığını, onun da aynı şeyleri sorduğunu söyledim. İsmet teyzen seni mi aradı dedi. Evet, bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Merak etmiş bize dedim. Sen yine de onunla arana mesafe koy. Dikkat et. Fazla yüz göz olunacak birisi değildir dedi. Ben bunları duyduğuma çok şaşırdım. Çünkü bunları kız kardeşi için söylüyordu. İnsan neden gelinine kız kardeşini kötüler? Bunların arası neden bozuk diye merak ettim. Telefonu kapattıktan sonra eşime sordum. Teyzenle annen arasında ne var? Neden böyle soğuklar? Teyzenden uzak durmamı istedi annen. Bunun sebebi ne dedim. Ne sen sor ne ben söyleyeyim dedi. Ya anlatsana, vallahi çok merak ettim. Hem önemli bir şey varsa ben de ona göre gardımı alırım. Belki İsmet teyzenle bir daha hiç görüşmem dedim. Anlatayım anlatmasına da bunu sakın anneme ya da teyzeme söyleme. Bildiklerin aramızda kalsın dedi. Tabii ki söylemem. Aramızda kalacak, söz veriyorum dedim. Sonuçta ben bunların hikayesini öğrendim. Ama orası o kadar karışık ve uzun ki oraları da anlatsam herhalde hikaye 5 saat sürecek. O yüzden ben size kısa geçeyim. İsmet teyzenin çok eskiden kızı evlenmiş. Kız senesi dolmadan boşanmış. Teyzesi de bunu benim kayınvalideme bağlıyormuş. Arada bazı olaylar olunca benim kızımın yuvası senin yüzünden dağıldı demiş. Ve bu konuda hep kayınvalidemi suçlamış. El aleme karşı hep birlikte gibi gözükseler de içten içe bunlar küsmüş aslında. Bu bilgiyi öğrendim, cebime koydum. Akşam duşa girmiştim. Duştan çıkınca yatak odamda aynanın karşısında saçımı tarıyordum. Saçlarımı örmeden asla yatmam. Eşim de içeride maç izliyordu. Gol olduğunda da beni çağırıyordu. Gel bak sen de izle pozisyonu diye. İyi de ben maçtan hoşlanmam ki. Sen izle işte. Benim ilgimi çekmiyor diyordum. Ben saçımla uğraşırken içeriden sürekli eşimin sesi geliyordu. Hadi gel, hadi sen de izle, yanımda dur diye. Ben de birazdan geleceğim diye cevap veriyordum hep. Ta ki kapının açılma sesini duyana kadar. Bizim dış kapının. Elinde poşet vardı, bakkaldan bir şeyler almış. Bana bakıp maç başladı mı demesin mi? Ben banyodan çıkmaya yakın eşim markete gitmiş. Yani ben çıktıktan sonra eşim evde yokmuş. O duyduğum sesler, beni çağıran ses eşime ait değilmiş. Sabah kayınvalidemi aradım. İlk günden beri neler yaşadığımı anlattım. Kadıncağız çok anlayışlı biriydi. Biz seni bir hocaya götürelim dedi. Kendi köylerine yakın bir yerde bir hoca varmış. Oraya gitmemiz de çok olaylı oldu. Yolda arabamızla giderken önümüze kocaman bir kaya düştü. Belki bir saat o kayayı itmek için uğraştık. Eğer 2 metre daha ileride olsaydık, kayanın altında biz kalacaktık. Kayadan kurtulduk, bu kez de tekerimiz patladı. Allah'tan yedek lastik varmış, onun takılmasını bekledik bu kez. 1,5 saatlik yolu 4,5 saatte gitmiştik. Köye gireceğimiz anda ben fısıltılar duymaya başladım. Girme sakın bu köye, bu köyde seni öldürecekler. Geri dön diye sesler duyuyordum. Kayınvalideme söyledim hemen. Ben girmek istemiyorum buraya. Geri dönelim, Allah rızası için dönelim dedim. Hocanın evine yaklaştıkça fısıltılar çoğalıyordu. Gitme sakın, girme o eve. O eve girersen senin sonun olacak diyorlardı. Hocanın kapısının önüne geldik, arabadan indik.
Hoca hemen gelip bizi karşıladı dışarıda. Ben hala fısıltıları duyuyordum. İki eliyle gelip kulaklarımı kapattı. Sonra daha önce hiç duymadığım bir dua okudu. Ellerini çekti, fısıltılar bitmişti. Hiçbir şey duymuyordum artık. Sen onlara kulak asma. Onlar senin sonun gelecek diye korkutmaya çalışırlar. Oysa gelen onların sonudur dedi. İçeriye girer girmez bir sirkeli su getirdi. Ellerimi suya batırmamı istedi. İçine bir şişe daha su koydu. Bu normal bir su değildi sanırım. Özel bir sıvıydı diye düşündüm. 10 dakika ellerimi beklettim. Çıkardığımda kınamdan eser kalmamıştı. Bütün kınam silinmişti. Senin kınana büyük atmışlar kızım dedi. Kayınvalidem dizlerine vurup dövünmeye başladı. Vay başıma gelenler. Kim yapmış bunu hocam dedi. Hoca kayınvalideme çok imalı baktı. Sen benden iyi bilirsin kimin yaptığını. Ondan başka kim yapacak bir düşün bakalım dedi. Kayınvalidem hemen anlamıştı. Aslında ben de anlamıştım. Kınayı getiren de oydu zaten. Hem de eşim hikayeyi anlatmıştı bana. Bunu yapması için bir sebebi vardı yani. Belli ki kayınvalidemin onun kızının yuvasını yıktığını düşündüğü için o da bizim yuvamızı yıkmaya çalıştı. İsmet teyze bana ayrı bir bohça hediye etmişti. Çam sakızı çoban armağanı kızım. Bunu da benden hatıra olarak saklarsın. Kullanmasan da olur, beni ansan yeter demişti. O bohçanın içi de muskalarla doluymuş. İçinden tam 15 tane muska çıktı. Senin elindeki kına o kadar etkili bir büyünün eseri ki, kocan o kınanın kokusunu aldığında çıldırıyormuş. Doğru mu dedi. Evet doğru dedim. Büyü bozulunca bunların hiçbiri kalmayacak kızım. Önce Allah'a sonra bana güven dedi. Güveniyorum hocam dedim. Bundan 2 gün sonra teyzesi yine aradı. Size gelmek istiyorum, pek özledim. Sizi bir görsem dedi. Ama kabul etmedim. Müsait değiliz, başka zaman gelirsiniz dedim. Başka zamanda telefonlarını açmadım. Galiba büyünün bozdurulduğunun haberini almıştı ve yenisini getirecekti evimize. Kadın 70-75 yaşlarındaydı. Neredeyse ahirete intikal edecekti. Ömrünün son nefesinde insanlar hacca gitmeye çalışır, namaz kılmaya çalışır. Bu kadın da cehenneme gitmeye çalışmıştı. 8 sene önce vefat etti. Cenazesine de bizden hiç kimse gitmedi. Kayınvalidem bile gitmemişti. Öldüğü gün kayınvalidem onu rüyasında görmüş. Helallik istemiş kayınvalidemden. Kayınvalidem de rüyasında helal ediyorum demiş. Büyü bozulduktan sonra eşimde öyle durumlar olmadı. Allah'a şükür çok sakin biri. Şunu da eklemek istiyorum. Eşimin domatese alerjisi yokmuş. O gün kavga çıkarmak için öyle yapmış. Cinlerin verdiği vesveseymiş o. Daha fazla uzatmayayım. Hakkınızı helal edin. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.